Evet canlar, atanmış okul öncesi öğretmenimiz Esra hocamızı evinde ziyaret ettik. Kendisi CBA Akademi sınava hazırlanıp atandı ve şimdi kendisinin sınava nasıl hazırlandığını, CBA Akademi nasıl karşılaştığını konuşacağız ve tabii ki okul öncesi öğretmenlerimize olan tavsiyelerini, tüm KPSS adaylarına olan tavsiyelerini alacağız. İnşallah bu videoda KPSS hazırlanan tüm arkadaşlarımız için çok iyi bir motivasyon videosu olur. Esra hocam merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın hocam? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyi hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle ailecek bizi evinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiğiniz için bizleri onur ettiniz. Çok sağ olun. Esra hocamın annesi ve babası da öğretmen. İçeride konuştuk. Çok güzel bir sohbet ettik eğitim hakkında. Evet. Ve kendisi de bir öğretmen, okul öncesi öğretmeni atandı. Benim eşim de öğretmen. Böyle bir öğretmen buluşması oldu. Evet. Çok güzel bir aslında kurultay yapmış olduk. Şimdi kendisiyle bu ders çalıştığı odadaki bu masada hazırlandı. Bu masada neler çektiğini, nasıl hazırlandığını, nerede yorulduğunu ve tekrar nasıl ayağa kalktığını konuşacağız. Hocam hemen şuna başlayalım. Nereden mezunsunuz? Ben Kıbrıs'ta okudum. Lefke Üniversitesi mezunuyum. Okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Lisansımı 3.70 gibi bir ortalamayla tamamladım ve son sınıfta CBA Akademi ile tanıştım. Herkes şey demişti, son sınıfınızda KPSS kazanılmaz. Hayır dedim, bu yapılabilir. CBA ile de yollarım kesişince bana çok güzel bir rota hazırladılar ve bu rota sayesinde hem okulumla hem KPSS'yi aynı anda idare edebildim bu şekilde ve sonucunda başarıya ulaştım. Yani 4. sınıfta bu işi bitirdin hocam. Evet kesinlikle. Süper, son hocam. Sınıfta. Harikasın maşallah. Yani hem okulu götürdün hem de KPSS'yi götürdün. Evet. Online olarak süpersin. Hocam. Kesinlikle ertelenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son sınıfta da başarılabilecek bir sınav. İstemeniz yeterli diye düşünüyorum ve tabii ki de böyle sizi güzel yönlendirilecek bir kurumla tanıştırırsanız CBA gibi o sürede başarılı olacaksınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam şu an bu arada Manisa Akhisar'dayız. Hocamızın evindeyiz. Hocam Susurlu atanmıştı galiba. Evet. Balıkesir Susurlu. Buraya 1,5 saat uzakta. Evet. Evine 1,5 saat uzakta bir yere atandı. İnşaatlar arası sizin başınıza arkadaşlar. İnşallah. Şimdi Esra hocam üniversite 4. sınıfta 3. sınıf bitti. 4. sınıfın başında KPSS'e çalışmaya başladı. Evet. Öncelikle KPSS'e çalışmaya nasıl karar verdin? Yani CBA ile karşılaşmasam bile kesinlikle çalışacağım diyor muydu KPSS'ye? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 3. sınıfta kendimi denemek için bir sınava girdim. Dedim ki 4. sınıftaki aramdaki bir o ranj açıklığını bir görmek istiyorum dedim. 3. sınıfta sınava girdim. Bunu da söyleyebilirim. 63 puan aldım. Sonra 4. sınıfta çok sıkı bir şekilde çalıştım ve bir kuruma gitmeyi düşünüyordum ancak Akhisar gibi bir ilçede yaşadığım için burada bir dershane imkanım yoktu. Arkadaşlarıma soruşturduğumda en iyi kurumun CBA Akademi olduğunu önerdiler ve CBA'ya hiç düşünmeden kaydoldum. Ancak tereddütlü gibiydim çünkü uzaktan eğitim kurumları çok fazla revaçta değildi. Kaydolduktan bir süre sonra, hem çok kısa bir süre sonra 1-2 hafta içerisinde gördüm ki o kadar ilgililer, o kadar anlayışlı bir kurum ki gerçekten hemen o KPSS sürecine kendimi buluverdim. Bir dere akışı gibi. Hem rehberlikleriyle olsun, nasıl çalışmam, nelere çalışmam, hangi soruları çözmem gerektiği konusunda çok fazla yön verdiler. Kaç soru bankası çözmeliyim, hangi denemelere, ne zaman başlamalıyım? Bunların hiçbirisini bilmiyordum tabii ki de. Ne kadar konu çalışırsanız çalışın bence. Bir yönlendirici mutlaka olmalı hocam. Ve özellikle sınava ilk defa hazırlanan kişiler için. Kesinlikle. Yani üniversite 4. sınıftasın. Evet. Alana hakimsin. 3.70'te mezun oldun ama sınav ayrı bir dünya. Kesinlikle. Çünkü şimdi mesela kitaplarınız önünüzde ama nasıl çalışmayı da bilmelisiniz. Yani alana ne zaman çalışmalıyım, ne kadar süre zaman ayırmalıyım, bunların hiçbirisini bilmeyerek başladım. CBA'nın rehberlik saatleriyle birlikte kendime sürekli bir ders programı hazırladım. En az 30 tane ders programı yapıp 60'lığım var. En sonunda bu şey Ocak ayında oturmaya başladım. 2-3 ayımı aldı bunu oturtmak. Peki bu arada bizim dersler kaç yılında hocam bizden eğitim almıştı? 2021 KPSS için. 21 evet. 2021'de eğitim aldı. GKG'ye eğitim, ÖABT 3. de mi kayıt oldun hocam? Evet, canlı ders olarak mı? Evet, canlı ders zaten olarak. Zaten GYGK eğitimi haftalık ortalama bir 30 saat canlı ders vardı CBA'da. Evet. Ve canlı dersleri hiç aksatmadan izliyordum ve katılmaya özen gösteriyordum. Çünkü canlı dersler bana göre daha iyi, daha avantajlı geliyor. Çünkü o saatte orada bulunmak zorundasınız ve o döngüyü çok güzel ayarlıyorsunuz gerçekten. Evet, hani, böylece birikmiyor değil mi? Yığılmıyor. Evet, yığılmıyor ve hangi ders mesela GYGK dersleri için işte bir gün coğrafya, işte bir gün matematik derslerin arka arkaya gelmesi de çok rahatlatıcı. Üst üste sözel ders değil, sözel sayısal olarak ilerlediği için sizi kesinlikle zorlamıyor. Ve haftada 3 gün yanlış hatırlamıyorsam ÖABT derslerimiz vardı. Pazartesi, çarşamba, cuma akşamları. Pazartesi, çarşamba, cuma. Akşam ÖABT derslerimiz olmasına rağmen 3 saat görünüyordu mesela. 40 dakika olması gereken derslerimizi biz 60-60 dakika yapıyorduk. Öğretmenlerimiz bize çok fazla emek harcıyorlardı gerçekten. Hiçbir sorumuzu işte ders saatimiz doldu deyip ekranı kapatıp hiçbir zaman gitmediler. Bütün sorularımızı yanıtladılar. Bu konuda da çok iyiydi. Çünkü şimdi video derslerde biraz daha soru sorma imkanınız zorlaşıyor ama canlı derslerde daha çok soru sorabiliyorsunuz. Ki ders anı dışında da hocam. Evet. Yani ders dışında da gerçekten onlar çok fazla emekleri var. Ahmet Çam hocam, Elif Kurşunlu hocam, Emel Varlık hocam, yani Mehmet Çimen hocam değil mi? Evet. Ders dışılarda gerekirse numaralarını Telegram üzerinden her sorumuzu cevaplandırmaya çalıştılar. O kadar yoğunluğun içerisinde bize tekrardan zaman ayırmaları gerçekten muhteşemdi. Evet. Ve hep bizim bir adım önümüzdelerdi hocam. Hani biz şunu takıldık diyorlardı. Hemen hazır cevaplardı. Çünkü onu daha önceden tecrübeleri biliyorlarmış var. Gibi kesinlikle. Büyük tecrübeleri var. Kesinlikle en iyileri diyebilirim. Türkiye'deki en iyi okul öncesi öğretmenleri kesinlikle tartışmasız. Bu bizi rahatlatıyordu. Bunu senin gibi iyi bir okul öncesi öğretmeni duymak da çok güzel. Onlar da çok mutlu olacaklar. Çünkü hocam da çok iyi bir öğretmen ve ailesi de çok iyi bir öğretmen ailesinde yetişmiş. Çok teşekkür ederim. Yani böyle bir eğitimci bir ailenin Ceyba'yı beğenmesi, bu şekilde bir kritik yapması bizim için çok değerli bu arada. Evet hocam, yani CBA böyle bir kurs gibi görünse de kesinlikle bir aile ortamı. Biz gerekse Elif hocayla ekranda birbirimizi görmesek de hüngür hüngür ağladığımız zamanları biliyorum. Bugün de atama gelmedi deyip karşı karşıya oturup böyle hani hüngür hüngür hepimiz ağlamıştık. O günleri hiçbir şekilde unutamıyorum. Gerçekten çok ayrı bir yerde. Yani CBA benim için ikinci ailem derim her zaman. Çok teşekkür ederim hocam. Birbirimizi gerçekten görmesek de biz ilk kez karşılaşıyoruz Ahmet hocamla ama çok sık iletişimdeydik. Bugün ilk defa yüz yüze görüştük burada hocamla. Kesinlikle. Manisa'ya geldik İstanbul'dan. Evet. Yani yüz yüze görüşmesek de o yüz yüze samimiyet nasıl oluşuyor gerçekten bilmiyorum. Kalpten kalbe giden bir yol vardır ya, onun gibi. Kesinlikle gerçekten. Hocam. Ve bu enerji zaten sadece ders değil, sadece bilgi değil. Onu aktarmak ve o enerjiyle öğrenci aslında sahiplenildiğini de görüyor. Evet. Bir güven duygusu var. Uzaktan eğitim olduğu için belki başta insan kaygıları oluyor ama içeri girdiği zaman o güveni, o diğer gamlı fedakarlığı görünce ben burada bu işi yaparım diyor. Ben burada bu işi yaparıma inandırmak da önemli bir meziyet aslında. Kesinlikle. Yani arkadaşlar yorgun düşüyorsunuz tabii ki de. Yorgun düşmediğiniz zaman oluyor diyenler yalan söylüyordur bence. Evet. Özellikle böyle 2-3 ayda bir böyle artık gücünüz kalmıyor ve tam o sırada öğretmenler öyle bir gaz veriyor ki yani tekrardan dirilip tekrardan devam ediyorsunuz. O şey de çok önemli. Bırakanlar çok oluyor hocam. Gerçekten tek başına kalanlar yükün altında eziliyorlar diyebilirim. Çünkü çok büyük. GYGK'de var 5 tane ders. Eğitimde var 6 ders. ÖABT zaten okul öncesi çok dağınık, geniş bir alan. Orada 30'dan fazla ders var. Yani birçok dersi çalışabilir bir insan tabii. Kendi yapabilir ama bunun için kendi başına belki 900 saat, 1000 saatte alacağı verimi burada duayen insanlarla, bu işin tecrübeli insanlarıyla 250-300 saatte çözüyor. Bu da çok büyük avantaj sağlıyor. Ben de aynı süreçten geçtim. Ben de senin gibi atandım. O süreçte insan gerçekten bir destek bekliyor. Bir yoruluyorsun, ağlıyorsun. Bu masada ders çalıştın. Burada ağladın ama şimdi burada öğretmenin tadını çıkartıyorsun. En çok beni çok gaza getiriyordu. Böyle sizin atanmış insanlarla sohbet ettiğiniz zaman dedim ki gerçekten bunu diyerek çalıştım. Bir gün ben de atanacağım. Bir gün ben de o konuşmayı yapacağım dedim. Ve buna inanarak gerçekten bu da beni çok gaza getiriyordu. Hocam kalbin terinmiş ama çok iyisi nasip oldu. Sen Instagram'da da yayın yapmıştık ve ilk defa bir öğrencimizin evine gelip onun evinde röportaj yapıyoruz. Ailesine konuk oluyoruz. Yoksa ofisime de gelen öğretmenlerimiz olmuştu. Röportaj yaptığımız. Bu tabii sifte oldu. Yine atan öğretmenimizi evinde ziyaret etmeye devam edeceğiz. Yoğun iş tempomuza römen. Ama hocamızın gönlü temiz, en güzel röportajı onunla yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Hocam Allah razı olsun. Hocam peki CBA'da tanıştın, nasıl çalıştın, kabaca anlattın. Senin kendine ait bir yöntemin var mıydı? Mesela arkadaş onu bekliyor. CBA'lı olsun olmasın. Mesela bir kişi KPSS hazırlanırken, GYGK eğitim, ÖABT sürecinde boğuluyorken nasıl toparlar bunu? Hocam öncelikle ben analizi çok iyi yapmıştım. Neyi bilip bilmediğimi önce ayırt ettim. Hangi dersten neleri biliyorum, neleri bilmiyorum. Bu kişiden kişiye göre değiştiği için herkesin bence kendi bir analiz defteri olmalı. Her ders için tek tek konularını, içindekiler kısmı vardır ya. Hani ben onlardan bunu biliyorum, bunu bilmiyorum gibi böyle checklist yaptım kendime. Süpersin. Zaten lisans mevzusu başları biliyorsun ne olduğunu. Üniversitede gördüğün kadar emin olduklarını tik attın ama emin olmakları şart. Veya başarısız olduklarımı öne aldım. Peki başarısızları neye göre seçtin? Deneme mi çözdün başlangıçta? Aslında üniversiteden de hakimdim hocam. Bir de önceki yılın KPSS'ine girdiğim için çok konuları analiz ettim. Neleri doğru yaptım, neleri doğru yapmadım. Ben açıkçası tarih konusunda hiç iyi değilim. Bu konuda tarih hocamız Cüneyt Koşanay'a çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bu arada Manisa'dayız. Onun yanına gideceğiz bu akşam. Yani ben bir önceki yıl 2020'de girdiğimde tarihten 3 soru yapabilmiştim. 3 soru, 3 doğru yapabildim. 3 doğru, 3 doğru. Oo. O da ilk 3 soruydu. İlk 3 soru ilk ünitelerden oluyor ya, onlar hatırlanıyor hızlıca. İlk Türk devletlerinden. Onları hızlıca yapabilmiştim ama diğerleri, tarihi de pek sevmiyordum. Galiba lisedeki başarısızlığımdan da kaynaklı olabilir. Cüneyt hocam öyle bir geldi ki ilaç gibiydi gerçekten. Yani tarih sevdirdi bana. Şimdi mesela biri tarih hakkında bir şey söylesin. Diyorum ki o öyle değil, bu böyle. Aslında hiçbir fikrim yok. yoktu. Ama şu an yorum yapabiliyorum. Onun yanlışını düzeltebiliyorum. Harikasın. Gerçekten muhteşem bir noktaya getirdi. 2021 tarihte de 21 net yaptım. 26 soru işaretledim. 21 netim vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hocam. Yani 3 doğrudan 21'e çıkmak benim için çok büyük bir hocam 21 çok iyi başarı. Çok evet, iyi başarı. Evet kesinlikle. Bu konuda... Cüneyt hocamız ama çok farklı boyutta. Yani her yayında da bahsediyorum. Öğrencilerimiz çok memnunlar. Çok evet. CBA'da zaten tüm grupların GYGK gruplarımız dersine giriyor. Tarih ÖABT'ye giriyor. Sosyale giriyor. Sınıfa giriyor. Yıllık 1000 saat dersi var CBA'da. Ama 1000 saatin her birinde kendini öğrenciye hayran bıraktırarak dersi bitiriyor. Hocam kesinlikle anlattığı hikayeler bile beni gaza getiriyordu. Bir hikaye anlatmıştı. Bu Kudüs'ün fethiyle alakalı. Oraya fethetmeye giden kişiye şey diyorlar. Şimdi geçmiş zaman tam hatırlamıyorum. İşte neden gidiyorsun? Orası zaten elden gitti. O da diyor ki kaderimde varsa yenilmek en azından uğrunda savaştığım yolda yenilirim. Ama ben o uğurda savaşacağım. Siz de böyle olun demişti. Ben o söz beni çok etkilemişti o anlattı. Evet çok güzel hikayeleri var. Yani ben bu sonuçta kaybetsem de kesinlikle. Ben bu uğurda hani sonuna kadar yorulsam da savaşacağım diyerek ders çalıştım gerçekten. O anlattığı hikaye benim hayat felsefem gibi oldu. Hiçbir evet. zaman pes etmedim. Pes etsem de onu hatırladım hep. Evet. Gerçekten bu çok önemli. Yorulabiliriz, dinlenebiliriz ama dinlenmek pes etmek değil. Dinlendikten sonra yola çıkıp daha iyisini yapmaya çalışacağız. Evet. Ki gerçekten bu hem Cüneyt hocamızın hem de CBA'nın kültüründe, düsturunda evet. artık var bu. Hatta o yüzden ben CBA Akademi öğrencilerine ve CBA'yı kurum olarak bir bal porsuna benzetiyorum. Belki bal porsunu bilirsin. Yani hedefine ulaşmak için her şeyi yapar evet. ve asla pes etmez ve çok cesurdur. Evet. CBA Akademi öğrencileri de asla pes etmeyen öğrenciler ve hedefine ulaşıyorlar. Hocalarımız aynı düsturdalar. Gerçekten de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kesinlikle yorulabiliriz, dinlenebiliriz. Ancak bu bizim pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Evet. Ki Cüneyt hocamızın motivasyonu zaten çok kişiyi atandırdı. Evet, gerçekten öyle. Bütün öğretmenlerimiz açısından öyle ama onun söyledikleri beni etkilemişti, anlattığı birkaç şey. Tabii her hocamızda böyle noktalar var. Ama o benim hayat felsefem olmuştu. Ve şunu söylemek istiyorum hocam. İlk başlayanlar için bence öncelikle küçük bir not defteri. Ben bunu çok geç fark ettim. Ve bunu da hocam atanan bir arkadaşımız derse bağlanmıştı. O sayede ben bunu keşfettim. Ondan duyarak anladım. Onu denedim ve gerçekten çok başarılı olduğunu düşündüm. Bir not defteri, girdiğiniz denemelerde, çözdüğünüz sorularda yaptığınız yanlışları o deftere not ettim. Mutlaka yazmak gerekiyor. Kesinlikle evet. hocam. O defter, ben sınava gitmeden önce arabada okudum o defteri. Evet. Yani abartmıyorum 4-5 soru bana kazandırdı. Sırf o defter yaptırdı evet, değil mi? Gerçekten o defter bana 4-5 soru kazandırdı. Keşke dedim daha önceden başlasaymışım. Gerçekten bu çok önemli. Yanlışlarınızdan asla kaçmamalıyız. Yanlışlarımız bizim yol göstericimiz. Aynen öyle. Yani çok az bir net de yapabiliriz. Onun ben şeyini de tuttum hocam. En başından Ekim'de işte başladım. Bir deneme yaptım. Kaç netim var? İşte tüm tarihten kaç doğru kaç yanlış. İşte coğrafyadan kaç doğru, ÖABT'den kaç doğru kaç yanlış. Ve yanlış yaptıklarımı o deftere not ettim. Birkaçını. Özellikle alan için yapmıştım bunu. GYGK için de sonra o arkadaştan öğrenip uyguladım. Bu şekilde bütün sınav sonuna kadar yaptığım tüm denemelerin şeylerini çıkardım. Analizini yaptım. Ne kadar ilerledim ve doğru yolda mıyım? Değil miyim? Yaptığım programa göre deneme netlerim düştüyse evet yanlış yoldayım deyip taktiğimi değiştirdim. Yükselmeye başladığında zaten hocalarımız o kadar profesyonel ki diyorlardı ki mesela Nisan ayında atıyorum şu an hatırlamıyorum 59 nette olmalısınız işte. 59 net. Gerçekten tam çıkıyordu. Yani diyorum nasıl olabilir? Yani demek ki doğru yoldayım. Tecrübe istenen konuların testlere ve sınava ne kadar yansıdığını, evet. sizin hangi net seviyesi olmanız gerektiğini çok iyi biliyorlar. İşlenecek olan konuların daha sonra ne kadar katkı sağlayacağını biliyorlar. Evet. Bu çok doğru. Bir de dediğim gibi yanlış defteri tutma benim de hep öğrencime coğrafya ve ÖABT dersi verirken söylediğim bir şey. Sınav eksik kapatlar kazanır aslında. Evet. Evet her şeyi bileceğiz ama her şeyde bazen %100 hakim olamayabiliriz. Kesinlikle. Bazılar herkes sınav bazıları eksik giriyor. Ben Türkiye 13.'üsü oldum. Ben sınava girdiğimde belki de benim de bir sürü eksiğim varken girdim. Ama şunu çok iyi yaptım. Senin de yaptığın gibi. Yanlışlarım, eksiklerim neyse hep onların üzerine çok gittim. Onlar sayesinde ben de senin gibi arada yanlış defteri tuttum. Ve o defterimi ben de sınav yanımda götürdüm ve oradan netler ben de yakaladım. Zaten senin bir paydaşlık görüyorum. Ben de sürece başladığımda ilk olarak bir checklist ben de yaptım. Hatta yine her şeyi söylüyorum. Kitabın içerikler bölümünden yaptım ben de. Aynı şeyi yaşadım. Tabii ben de 2014'te KPSS hazırlarken bir checklist yaptım ve daha sonra ben ama şunu yaptım. Yanlış defterime ben ilk günde başladım. İlk günden direkt yanlış defteri mesela bir soru çözüyorum. Yanlışım. Şunu çalışman lazım. Şunu not al. Deneme sınavı çözme, deneme sınavı raporlarını hep çıkarttım senin gibi ve raporda hangi dersi kaç dakika çözdüğümü de hep analiz ettim. Yani, tabii tarih 27 soru var, kaç dakika çözüyorum. Evet. Bu 55'te başlarım ama daha sonra bu düşüyor mu o 20 dakikalara diye analizini yaptım. Her denemeden sonra yanlış yaptığım konuların listesini çıkarttım. Deneme 7 raporu, deneme 8 raporu deyip böyle. Zamanla o rapor zaten küçülüyor. İlk denemelerinde 10-12 tane şeyi not alıyorsun. Sonra denemeler ilerledikçe bakmışsın. Her denemede artık 2-3 yeni şey, bazen 1 yeni şeyle karşılaşıyorsun. Ama o atıyorum sınava bir hafta kal yine deneme çözüyorum. Yine bir tane yeni şeyle mi karşılaşıyorum? Oturup onu araştırıyorum. Yani bildiğini tabii ki tekrar önemli, ara ara düzenli tekrar önemlidir ama bildiğinin üzerine hep soru çözmek değil. Evet. Kendine karşı acıması olup bilmediğini, zorlandığını üzerine gitmen lazım. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ben de katılıyorum. Bilmedikleriniz çünkü sizi yanılgıya düşürecek şeyler. Eğer bilmediklerimizi öğrenirsek o karşımıza çıktığında bildiğimize dönüşüyor. Aynen öyle. Ve bizim atanmamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle. Bildiklerimiz değil, bizi bilmediklerimiz atıyor. Kesinlikle. Yani çünkü diğerlerinden bir farkınız oluyor. Aynen öyle. Bilmediklerimizi es geçersek bizi atamayabilir gerçekten. Evet, o zaten o zor kısım sınavı kazandırıyor. Evet. Hep söylüyorum ben her sınavdan sonra, bu yıl da sınavdan sonra canlı yayınlar yapacağım. Sınavda hep şunu yapıyorum sınavdan sonra her yıl. Kolay, orta, zor diye ayırıyorum hocam. GYGK'de, ÖABT'de. Gerçekten de sınavlarda 3'te 1'i kolay, 3'te 1'i orta ama 3'te 1'i ya da 4'te 1'i zor. Evet. Kolay ve ortayı herkes yapıyor. Ama o zor kısma eğilen, oradaki açığını kapatan, o zor kısım atıyorum bir GYGK sınavında 15 soru zordur veya 12 soru zordur, %10'u zordur 120 sorunun ama 12 sorunun atıyorum birini yapan biraz öne geçiyor. 3 tanesini yapan daha çok öne geçiyor. 5 tanesini yapan atanıyor. Kesinlikle. O 12 sorunun 8'ini yapan derece yapıyor. Evet hocam, geri bu konuda kalanları herkes yaptı sorular zaten. Dikkat çok önemli. Bu konuda da Hakan hocamız bize bir yayın açmıştı. O da, ona da katılmıştım. Ben katılım sağlamıştım. Hızlı okuma semineri. Evet. Yani yine her öğrencimize bu sene açtık onu. Kesinlikle yani o da çok önemli bence. Dikkat de kazandırıyor. Bir şey bilmenize rağmen o soruyu yanlış yapabiliyorsunuz. O soruya dikkatinizi vermek ve odaklanmak, kesinlikle bu da çok değerli hocam. Kesinlikle. Sınav psikolojisi zaten öne çıkartıyor insanı. Evet. Hocam şimdi gördüğüm kadarıyla sen zaten ders, konu, öğren boyutta kendini CBA'ya adamışsın. Evet. Haftalık 30 saat burada dersini dinledin. Evet. Bu odada dinledin. Burada. Evet, kesinlikle laptopla. Burada. Evet. Burada dinledin. Daha sonra kalan sürende sorular çözdün. Tekrarlar yaptın ve bunun dışında da gördüğüm kadarıyla yapamadığın yerleri not alarak ilerledin. Ama senin avantajın bir özel ders programı yapmak zorunda çok kalmadın. Tabii sürekli ders programı yaptım değişim diyorsun ama ders dışındaki zamanlar için galiba bu değil mi? Yani normal canlı derse katılıyorsun. Evet. Canlı dersler burada hallediyorsun. Hocam kendime ait çalışma düzeniyle işlenen konuların sorusunu veya denemesini çözmek adına ya da işlenen konunun tekrarı adına. Ve CBA şöyle bir şey hocam. İzlenme sıkıntısı olmadığı için şimdi canlı dersten sonra o canlı derste bir kafama takılan bir şey olduğunda geri açıp tekrar izliyordum o dersi. Evet. Kesinlikle bu da çok yararlı oluyordu. Veya tarih mesela kolay unutulabilen bir ders. Bizim alanda sözel bir ders olduğu için kolay unutulabiliyor. Mesela pekiştirmek için ben tekrardan baştan izlemiştim. Harikasın hocam. Evet. Ve hızlandırarak izledim. Evet muhtemelen. Kesinlikle. Çarpı 2 hızla o çok avantaj alıyor gerçekten. Ve hızlı bir şekilde tekrar ediyorsun. Bu büyük bir avantaj gerçekten ve hızlandırma avantajı da hani zamandan kazanıyorsunuz. Kesinlikle bu da çok değerli. Aynen. Hocam hızlandırma demişken peki bu sene sonu kamplarına katıldın mı? Hiçbirini kaçırmadım. Yani atama bir gelmeden de ben o sene de canlı derslere katılmıştım, kamp canlılara. Bu arada sen 2021'de bizden ders aldın. Evet. Onunla atandın. Evet, ama 2020'de de ders almıştın bizden yine. Evet. Yine sizden vazgeçmedim. Kesinlikle. Neden öyle oldu hocam? Onu bir açar mısın? Hocam şöyle, şimdi Aralık ayı gibi dedim ki ya atama gelmezse önce bir derslere kaydoldum. Kendimi garantiye aldım. Hocalarımla konuştum. 2020'de girdin. Sıralaman kaçtı? 2800'dü. 2800'ün sırası ama Aralık ayına geldiğinde 2022 için bir daha kaydoldum. Evet. Önümdeki atananlar gidince 1200. sıraya düştüm. O civarlara. Süper. 1200, yani ek atam olsa 1200. sensin. Aynen. Ek atam olsa 1200. bendim. Ama bu konuda da Ahmet Çam Hoca ve Elif Hoca'ya danıştım. Ne yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Gerçekten hani o zaman CBA'ya kayıtlı değildim ama direkt soruma cevap verdiler. Eski öğrenciniz deyip direkt yol gösterdiler. Dediler ki işte tekrardan başla çalışmaya. Hiç şey yapma, boşlama. Benim de bu düşüncemdi. Sadece bir şey bekliyordum. Birinin onay vermesini. Ve burada da kesinlikle yani CBA'ya katıl diye de değil. Yok, kesinlikle. Yani istiyorsan kendi çalış. Evet. Ama bir yola devam etmen lazım. Evet, pes etme dediler. Çünkü ne olur ne olmaz. Garantiye al dediler. İyi olursa şansına, kötü olursa şansın şey olmuş olur, sınavı kazanmış olursun, çalışmış olursun. Ne kaybedersin ki dediler. Yani çalışmaktan bir zarar gelmez. Şansını 2022'ye devretmiş olacak o zaman. Çalışmaktan hiçbir zaman yılmadım. Dedim tamam. O zamanlar ücretli öğretmenliğe de başladım. 1-2-3 ay ücretli öğretmenlik yaptım. Ancak sonra ayrıldım sınav çalışabilmek için. Atama haberi gelmedi. Dedim ki benim daha sıkı çalışmam lazım. Eski disiplinine geri dönmeliyim. Çünkü o disiplini aldığım için bir kere nasıl olduğunu biliyorum. Daha çok zaman ayırmak gerekiyor. Yani gerçekten günün büyük çoğunluğunu yani Yani odamda kalmalıyım ve hiçbir yere gitmiyorum. Sosyal hayatım kesinlikle yok. Bu kişiden kişiye göre de değişebilir ama ben tamamen kendimi kapatmıştım yani dışarıya karşı. Ders çalışmaya başladım ve kamp zamanları geldi. Kamp zamanlarına da katıldım ve kampı da bitirmiştik yanılmıyorsam. Evet, kamp derslerinin hepsine katıldım. Kamp dersleri zaten apayrı bir şey hocam. Yani en baştan en sona kadar. Ve o 20 günlük sürede tüm GYGK eğitimi baştan sona tekrar ediyor. Yani kesinlikle 6-7 ayda işlenen, hatta 8 ayda işlenen konular tekrar 20 gün içerisinde tekrar baştan sona kadar gidiyor ve hiç eksiksiz anlatılıyor. Evet. Konu atlamadan. İnsan onu özet sanıyor o kampları ama orada önemli fark şu: özet değil. Tüm konu var ama fark şu: örneğin Cüneyt Koşanay hocamız yıl içinde inkılap tarihi anlatırken onu örneğin orada 30 saatte işliyor. Ama 30 saatte hiç bilmeyen anlattığı için tane tane yavaş gidiyor. Bol soru örnek çözüyor. Soru cevap yapıyor. Ama kampta ne yapıyor? Aynı 30 saatlik bilgiyi kampta örneğin 9 saatte inkılap tarihi söylüyorum. 8-9 saatte indirgeyip bilgiyi güm güm verip geçiyor. Bu da çok büyük avantaj. Kesinlikle çok büyük avantaj. Çünkü kamp da bana ekstra 4-5 soru yaptırdı. Çünkü yeni şeyler ekleniyor hocam. Yani dönem içerisinde genel kültür özellikle yeni bir güncel bir olay oluyor. Veya hocamızın da kaçırdığı nokta olabilir veya ekstra başka bir kitaptan okuyup bulduğu bir bilgi de olabilir. Onları da ekliyorlar ekstra üzerine ve kesinlikle kamp da bana, inanıyorum ki bakmıştım sonradan sorulara, kampla karşılaştırdım, 4-5 soru. Maşallah kamptan çok iyi. Da çok iyi bir analizcisin. Öyle söyleyeyim. Hocam bunu da CBA öğretti bana. Hep Ahmet hocamız, Ahmet Çam, analiz yapın çok iyi, sizin yararınız olacak diyordu. Ben de o zaman öğrendim. Bir sözü vardı. Alan çalışın, alan çalışma olur talan diye. Çok güzel bir sözü vardı. Gerçekten onunla birlikte de alanın ne kadar önemli olduğunu. Yani alan tek başına da çalışılabilir hocam ama alan derya deniz. Ahmet Hoca hep öyle söylerdi. Yani tutamıyorsunuz. Biz ahtapot değiliz. Yani her elden şey yapmaya çalışıyoruz ama CBA fasikülleri bütün makalelerden derleme olduğu için konuda akademik kaynaklardan derleme. Yani bu konuda benim işimi çok kolaylaştırmıştı. Kitaplara boğulmak zorunda kalmadım. Orada 16-17 tane fasikül hazır paket halinde. Benim yerime araştırılmıştı. Öyle söyleyebilirim. Çok doğru bir yaklaşım. Yani öğretmenler benim yerime araştırıp önüme sundular. Bana da sadece... Bir de onu anlatıyorlar. Bana da sadece çalışıp tekrar etmek kaldı. Artık bu kadar da olsun diyelim. Aynen öyle. Gerçekten ama okul öncesi kursunda Ahmet Çam hocamızın koordinatörlük ve ders anlatma emeği çok fazla. Elif Kurşunlu hocamızın emeği çok fazla. O ikisi zaten en çok dersi yapıyor ama onun yanında tabii ki daha az derse girmesine rağmen Mehmet Çimen hocamız, Emel Varlık hocamıza çok büyük fayda sağlıyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim kendilerine. Okul öncesi kursa gerçekten özel bir durum var. Bu sene de çok fazla öğrencimiz var. 1000'e yakın öğrencimiz var okul öncesi ÖABT kursumuzda. Ama gerçekten büyük bir nimet. Yani ben kendi sınav hazırlanırken diyorum arkadaşlar hep. Ya bana birileri tüm akademik kaynakları derleyecek, hazırlayacak, önüme koyacak, evime gönderecek. Bir de bunu tane tane anlatacak. Sizin elinde olsa ben de CBA kaydoldum diyorum. Ama benim zamanımda CBA yoktu. CBA'yı ben sonradan kurdum. Gerçekten bu çok büyük bir nimet. Tabii diğer bilene. Yani bunu diğerden öğrenci yani atanıyor. Hatta atandıktan sonra şu an gördüğünüz gibi de iletişim halinde oluyoruz. Yani bir kardeş, abi kardeş ilişkisi devam ediyor. Aile dostu oluyoruz artık. Yani gerçekten ailesi de bizi çok iyi ağırladı. Yani insan kazanıyoruz. Yani bu insanın da atandıktan 2 yıl sonra bile hala bugünleri hatırlaması. Yani şu an anlatıyorsun aynı heyecanla sanki dün yaşamışsın gibi. Öyle. Bu çok güzel bir şey. Hiçbirini unutmamışsın. Kesinlikle hocam, unutulacak gibi değil. Çünkü o zaman insan motivasyona ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Tutunacak bir dal arıyorsun. Sizi anlayabilecek bir kapı arıyorsunuz. Aile yeterli gelmiyor. Sizden profesyonel insanlar size çok güzel yön veriyor. Yani evet, kitaplar geliyor. Mesela bunun yönlendirilmesi de çok önemli. Tek başına kitaplar değil. Hocalarımızla bütünleştiğinde o kitaplar daha anlamlı hale geliyor. Ve bize yön çiziyorlar. Şunu çalışın, böyle yapın. Şu düzeyde çalışın. İşte bu tarihe kadar böyle çalışın. Bu da çok değerli. Bu benim işim gerçekten çok kolaylaştırır. Rakiplerim diyorum artık. Mesela yanlış çalışıyorlardı. Bu zamanda mesela deneme zamanıydı ama onlar soru çözüyorlardı soru bankalarından. Ama bize hocalarımız soru bankası değil, deneme çözmemizi önermişti. Bu rehberlikte çok değerli hocam. Aynen öyle. Ve diğer taraftan tabii ki bu işin arka planında aslında doğru çalışan bir site, sistem, aradığınıza ulaşabildiğin bir kurum olması, derslerin zamanında yapılıyor olması, kayıt hatırlanabiliyor olması. Az arka planda da kahramanlar var. Onlara da burada çok teşekkür ederim. Yani teknik emeklerine sağlık. Hocam onların da iletişim dili çok güzel. Ne zaman arasam her zaman tatlı dille karşılık verdiler. Gerçekten o kadar tatlı. Hatta ben öğretmen sanmıştım gerçekten. Dersime girecek personel gibi düşünmüştüm. O kadar tatlı dillilerdi ki gerçekten. Ve çok onlara hakimler. Da teşekkür ederim. Onlara çok hakimler kurslara, programa. Yani bence çok güzel bir röportaj oldu hocam. Seni daha fazla tutmak istemiyorum. Arkadaşlar için zaten gereken tavsiyelerini söyledin. Ama benim anladığım şey Esra hocamızın, her hocamızın bir atanma sürecinde yarattığı bir fark oluyor. Onun yarattığı fark iyi analiz etmesi, eksilerini görmesi ve tabii ki CBA ile karşılaşması büyük bir şansı olmuş. Ama kendi özünde zaten çok disiplinli, çok iyi analiz yapan, eksilerini gören bir arkadaşımız ve bu yönünü değerlendirerek bence sınavı kazanmış. İnşallah herkes kendi eksilerini görerek ve herkesin bir atanma şeyi oluyor. Kimisi mesela gerçekten hocam çok aşırı fazla çalışarak, günde 15-16 saat çalışarak atanıyor. Kimisi gerçekten de üniversitedeki altyapısı çok iyi. Bunun da faydası oluyor. Bununla atanıyor. Ama genel olarak gördüğüm şey, atanan arkadaşlarım kiminle konuşsam, CBA Akademi'de çok fazla röportaj yaptık şu ana kadar. İyi analiz eden, disiplin olanlar fark yaratıyor. Evet, disiplin çok değerli hocam gerçekten ve asla pes etmemek. Yani sonucum ne olursa olsun, benim sonuçlarım kötü de geldiği zamanlar olmuştu ama asla pes etmedim. Gerçekten çünkü hep inandım. Hep atanacağım dedim. Hiçbir zaman atanmayacağım deyip geri adım atmadım. Başarısız bile olsam hep atanacağım. Ben yapacağım. Buna inanıyorum. Evet. Bunu da inandıran Okan hocaydı hocam. Bunu da söylemek istiyorum. Okan hocamız yani gerçekten çok özel de rehberlik yaptı bizlere. 5 kişiydik galiba. Evet, küçük gruplarında özel rehberlikler de yaptı. Buna inandıran da kesinlikle beni oydu. Asla pes etme. Yoluna devam et. Başarısız da olabilirsin ama pes etmeyeceksin. Çünkü rakiplerin pes etmiyor. Sen dinlenirken onlar çalışıyor deyip bizi gaza getiriyordu. Evet. Kesinlikle bu da çok etkili oldu. Kesinlikle. Dediğim gibi iyi bir rehberlik, iyi bir kaynak ve iyi bir kurum sınav kazandırır diyorum. Ve tabii ki de sınav çalışma size ait. Çalışacak kişi de. Bunların hepsi bir araya geldiğinde sonuç güzel oluyor ve başarıyla sonuçlanıyor diyebilirim. Muhteşem hocam. Esra hocam her şeyi çok iyi anlattı. Ben katılım için çok teşekkür ederim. Bizi de evinde çok iyi ağırladı. İnşallah darısı tüm arkadaşlarımızın başına. İnşallah. Bu videoda hocam Instagram sayfamıza, YouTube'a yükleyeceğiz. Zaten isteyen arkadaşlar izlerler. Ve şunu söyleyeyim, bakın Esra hocamızda, siz de şu an arada yorulanlar vardır. Esra hocamızda en az sizin kadar yoruldu. Bazen yıldı ama asla pes etmedi. Hatta bu masada defalarca ağladığını söylüyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de her şey yaşadım. O yüzden arkadaşlar bize düşen şey eksilerinizi görüp pes etmeden yola devam etmek. İnşallah bu süreç herkes için hayırlı olur. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Tabii ki. İnşallah çocuklarınızla, öğrencilerinizle kavuşursunuz bir an önce diyorum. İnşallah hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.